kendi kendine rencide ediciydi. Okey. Aa. Okey. Bir daha yapmayacağım o zaman. Aa, Üzüldü ama. Niye üzüyorsun? ya hemen Ya bak üzülüp şimdi. şey gibi oluyor. Rick and Morty'nin şeyi var ya. Bir tane bölüm var. Beth ile Jerry evlilik çiğine gidiyorlar bir uzayda. Orada kendilerine bir tane projection'ları çıkıyor ya böyle işte hani ötekinin nasıl gördüğüne dair. İşte Jerry, Beth'i böyle kontrol manyağı, inanılmaz bir yaratık. Çok devasa, güçlü bir yaratık olarak görüyormuş. Öyle bir yaratık bir anda efsunlanıyor dünyaya. Beth de Jerry'i şöyle küçük bir solucan böyle üzerine bağırdığınca hemen top olup poposunu yukarıya çıkartan bir Bu tane neye yaratık olarak. bağlayacaksın bunu? Yani işte bazen Yani Jerry kendisini mutlu eden bir şey anlatıyor. Neden karışıp da üzüyorsun Yiğit canı sen her seferinde? bu programda ittifaklar çok sık değişiyor ya. Bir Evet. anda Aa, ben haksızlığa gelemiyorum. Ben Seda Sayan olduğum için. evet, sen herkesin bacısısın çünkü. Bir Evet. şey diyeceğim de haftaya bizim sungurlarda yapacağımız gelmişinden geçmeyen çok fena olacak yani hakikaten. Evet abi, ben çok heyecanlıyım onun için gerçekten, inşallah izleyiciler de heyecanlanırlar. Çünkü bence gerçekten harika bir program olacak. Hem Bugün konusuyla hem çıkartmışsınız Çinli'yi. evet, Chubby geldi. Aa, o Sizin Japon değil miydi? yaptık yaptık. Bunların hepsini zaten 2 milyon kere Tamam. falan. Bu arada yani beyanların içinde de vardı abi. Mesela Kara Murat beyanında bu şahıs Dövmüş birisi Japon diye. Değil mi? bir Ben reklam izledim. filminde ninja olarak oynamıştır diye beyan vardı. Sonat bunu bir yere kadar çok iyi anlattı abi. Hatta seyircinin de beklentisi tam beklediğim şekilde çalıştı. Ha yok lan, bu kadar bariz Chubby'ye ait olan hani beyanı ortaya koymaz. Herhalde bu Sonat'a ait diye düşünmüşler. Ve Sonat da bu düşünceyi haklı çıkaracak derecede özgüvenli başladı lafına. Sonra oynadığı rolü Winch olarak tanımladı abi. Winch demeye başladı yani. Bunun üzerine ben de çaktırmamaya çalışsam da insanlar tabii ki ha, Ninja'yı Winch olarak duyduğunu fark Sonat etti. çok kötü yenilmiş ama galiba. Oğlum inanılmaz yenildi lan. Chubby mahvetti. Bu arada yani Hak GG 8-7-2 yendi ve adam günün Hak sonunda şey GG dedi derken ya. nasıl yani? Yani hak olan oldu. Good game gibi düşünüyorum Hak kafamda. GG'yi sen yanlış anlamışsın. Aa Gerçekten evet. mi? Aa Ne evet demiş? çok Çok yanlış yanlış. anlamışsın ve Salak. salak. Ne peki aslı? Tam bir salak değil mi? Şey abi bir şey soracağım öncelikle Mert galiba sesim yüksekmiş. Eğer benim sesimi kısabiliyorsan kıs istersen. Dur dur Ya. oğlum, bana Hak GG'nin aslı Sonra abi. Ne da Hak GG'nin normalde aslı? abi hak cici ne biliyor? Ya hak cici diyorlar hatta. Bunun E? nedeni de hani hakkın yendiği anlamına geliyor. GG neyin kısaltması peki orada? Normalde Good game. good game aslında. E tamam. Hak GG Ama olunca... Yani hak GG'yi geçmiş başka oluyor. anlamda da Evet kullanıyorlar. Anladım abi, yani. evet. Hani Hak good geçmiş game'i gibi. bir şey bitirmiş gibi Aynen. düşünüyorlar. Aynen. Sen ne Çünkü oyun bittiği sanıyordun? zaman yazarsın ya good game diye. Ya sana kıyamam ya. Oğlum. Bence ben haklıyım, diğer Ha herkes hak salak lan. yerini buldu olarak mı düşünüyordun? Evet oğlum, hak ve Good Game'in kısaltması olduğunu yani doğru tahmin ettiğin GG yazmıştır oraya. Bu Hak nasıl güme hak? gitti demek oğlum. Hak güme Hak gitti. güme gitti de. Ha, Evet. Tabii okey. canım. Hakkın Tabii yendiği farklı bir... ortamda denir hak cici. Hak güme gittiğinin kısaltması ise okey. Hayır. Ha, şimdi orada GG Good Game'in de kısaltması aynı zamanda. Öyle bir karma bir muhabbet o yani. Abi ama bak, Good Game memnun olduktan sonra yazdığın şey değil midir? Good Game. Hayır. Good Game. Hayır. Evet abi, tabii ki ne... GG bir insanı ezersen böyle lol GG yazarsın böyle. Hayır bak normalde şimdi olayı ben sana anlatayım mı? Ez Bu GG GG yazarsın, doğru. olayını. Hayır abi. Ya bir dur be. Normalde aslında GG good game. Yani hani güzel oyundu. Teşekkür ederim. Yani efendilikten yazılan bir şey. Ama bu artık Twitch'ten sonra hani böyle Twitch'teki bazı kitleler tarafından hani bu böyle şey anlamında yorulmaya başlandı. Nasıl söyleyeyim? Ezme anlamında yorumlanmaya başlandı. Normalde güzel oyundu. Hani teşekkürler gibisinden yazılır good game. Evet Ama abi, hani hatta Twitch Good chatine de Game nedeni Well birazcık değişti bu. Tabii canım well played'dir. Hani Played. karşı iki taraf da güzel oynadı. Teşekkürler anlamındadır normalde. Yani Good Game'i peki şu an mesela şu anki lügatta daha böyle şey gibi kullanıyoruz.
Ben hala Good Game'i bu iyi niyetle kullanıyorum ama tabii ki de bunu SGG koyduk falan tarzı kullanan çok fazla Yenen, insan var. Yenen kullanıyor ama değil mi bunu yani? Evet yapan. Evet genelde rekabetçi oyunların dili yani. Mesela ben Hırbo gibi kullanıyorum. Hı. Peki oradaki ez mi yoksa easy mi? Easy. Tamam, easy good game yani çok kolay, bu easy GG olarak yapıldığı zaman çok kolay yendiğim için çok keyif aldım diye aynen. Eziliyor. Aynen. Buradan dolayı da GG bir noktadan sonra ezici oluyor. Bu yüzden de ama şimdi hak GG'ye geri dönelim. Hak yani good game hak yendi anlamında mı hak yazılıyor lan? Bu çok evet. Evet abi, evet evet öyle. Hak GG hatta yani direkt bizden, memleketten çıkma yani. Muhabbet Noobstar'dan çıktı oğlum. Noobstar'dan evet, çıktı muhabbet. Evet hatta Noobstar'dan çıktı. Arkadaşlar benim ilk katıldığım sezondan. Pelin birinci oldu diye oldu. Yanlış mı anlayacağız biz 5 seneye? Bunu öğrenmeye çalışıyorum lan. Yani şimdi hak kelimesi şey mi oldu? Negatif connotation'da mı döndü ironik olarak? Ya işte. Hayır. GG kelimesi orada olumsuzluk eki gibi düşün. Anladın mı? Yani GG orada yendi hani. Mesela nasıl söyleyeyim? Hakkı mı yendik? Hakkı yendi. Evet hakkı yendi anlamında da GG eklediğin anla mesela. Hak iade. Mesela hak iade farklı, hak GG farklı anladın mı? Hak iade iyi mi? Yani hak iade haklı evet, olan. Evet evet. Aa o zaman bir dakika hak mı gitti? Yani hak. Uff. Abi gitmiş işte ya. Allah Allah. Hakkı yendi okay. Anlamında kullanılıyor. Niye bu kadar sorun? Oyun oynamıyor. Çünkü online oyun oynamadığı için bilmiyor bu tarz şeyleri. Senle gel bir gün Apex girelim. Yok girme. Ama giremez ki gideceğim. Bir yükseldim. Bir yükseldim indi. PlayStation'da oynuyor. Ama crossplay gelecek bir yakında. Yani bir noktada gireriz. O çok üzülmeyin. Fakat velhasıl kelam bu sadece online oyun oynamak değil, Türkçe olarak online oyun oynamak da gerektirmiyor mu? Yo, good game aslında yabancılar e-spordan gelme bir kelime evet. Şey zaten good game olayı da. Bir dakika. Tamam da hak GG değil canım ya şimdi hak GG belli. Abi hak GG oyunda dönen bir muhabbet değil, Twitch'te dönen bir muhabbet zaten. Tamam. Sadece Twitch'e ait bir şey bu. Noobstar'dan çıktı bro. Evet. Noobstar'dan tamam, çıktı. Doğru. Noobstar'dan. Okey. Doğru anladığımı teyit etmek için söylüyorum. Hak GG, hak yendiği zaman söyleniyor. Evet abi. Evet. Hak yani hak olan şey olmadığı zaman da söyleniyor. Evet. Ama hak iade... Hakkı iade olduğu okey oldu yani her şey. Işte. Hak olan okay oldu. Her şey. Evet hak olan oldu. Tamam. Sizin yani sana yalan borcun mu varını bu bölüm için denemez bu. Evet. O zaman evet hak iade de fonetik olarak... Hak eden taraf mı aldı yani? Hak eden taraf aldı. Peki sizce bu gece bu anlamları tersine çevirmeye çalışmaya başlasak başarılı olur muyuz böyle 6 aya falan? Ben uğraşmam. Harbi mi? Çok sert kapalı mı bu kapı? Niye uğraşalım yani abi? Yani. Ya abi bence daha mantıklı ya. Hak iadeyi çatalım. Abi tamam sen dene. Yani sen dene istediğin deneyim kadar zor ama. Aynen. Tamam. Tamam ben bakacağım. İçimden gelirse hak GG'yi... Ya çünkü çok güzel oturuyordu kafamda lan. Şu an bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Yani çok... Aha çok güzel bir laf. Abi benim de kafamda çok güzel benim oturan şey. Laflar var deyince ırkçı oluyoruz. Benim de kafamda çok güzel oturan laflar var deyince küfürbaz oluyoruz işte o yüzden denmiyor. Evet. Bunların hepsini olduğumuz hikayelerimiz var bu şeyde formatımıza geçelim mi yavaştan? Geçelim. Zaten Pelin biliyor herhalde. Neyi? Formatı mı? Zaten genelde bir anlatalım daha yeni başladık. Bir de bir yapıyoruz bir yapmıyoruz falan filan unutanlar oluyordur. Çok yani format dediğimiz şey şu aslında bir tane MID Asshole diye bir subreddit var. Reddit'in bir topluluğu bu. Tekrar burada söyler misin? Duyamadım. MID Asshole. Demin daha güzel söylemiştin. MID Asshole? Demin şeydin. MID Asshole falan gibi bir formatımız var. MID Asshole. Yani gerçekten çok uzun zamandır İngilizce telaffuzum yüzünden dalga geçilmiyordu. Yani iyi olduğu yüzünden dalga geçilmiyordu. Seksi Yunan söyledin dedim. Yani. Bu keteliği bana tekrar hatırlattığın için. Am I the asshole? Okay. Okay. Sabret'inden aldığımız hikayeleri. Ya yani bu insanlar bu Sabret'e girip kendilerini diyorlar ki arkadaşlar ben böyle böyle bir olay var falan. Buradaki göt müyüm ben diye sorup yargı bekliyorlar. Biz de lokalize ediyoruz. Üzerine muhabbet ediyoruz ve biz de yargı veriyoruz burada kendi internet köşemizden. Bugün elinde güzel hikayeler var arkadaşlar. Enteresan hikayeler var. Bakın kategorili olarak söylüyorum.
Paralı var bir tane. Paralı. Paralı. Paralı var, evet. Oo, paralı mı? Paralı mı? Eskortlu var. Of çok güzel. Sosyal medyalı var. Xbox'lı var. Bir tane de düğünlü var. Düğünlü var. Paralıdan tamam, başlayalım bence. Hoş. Bence paralıdan başla. Şöyle yapalım bence. En düşük olan hikayeden en yüksek olan hikayeye gidelim. Yani. Aa, ne kadar enteresan. Turgut da geçen bölüm birebir bunun aynısını önerdi. Ya çünkü ben Turgut Uç'la aynı seksapaliteye sahip olduğum için alınmadı mı buraya? Ve aynı muhteşemliğe, harikalığa ve aynı bıyık sakal. Onun için alınmadın mı? Alın evet. Evet. Evet evet. Burada ben gerçekten Turgut'un olmamasına biraz sevindim. Böyle bir değişiklik oldu. Güzel oldu. Yani biliyorsunuz bu aralar Turgut'la bazı yayınları da başka arkadaşlarla yapıyorum. Turgut çok üzülüyor bu duruma. Güzel oldu yani. Çılgınım. Neyse artık göttük yaptı bu akşam. Bu hikayedeki göt o. Neyle başlayalım? Ne, canınız ne istiyor? Bana şimdi içeriden yönetmenlik yapmayın. Paramız yok bizim. Parasından başlasın evet, ha. Para. Hayır lan. Biraz da bizde yok bari duyalım hikayesini duyalım en azından. Sonra eskorta bakak almanın. Pompa yok biliyor musun bacınız? Evet. Tamam. Arı kovanı gibiydiniz gerçekten. Tamam. Oğlum Pelin benim yeni Hasan'ım ya bu arada. Evet evet kesinlikle öyle. Yeni Hasan? Bizim Hasan diye bir arkadaşımız vardı. Bu kesinlikle Günhan'ın bunları performans kaygısıyla çok minimal bir şekilde yaptığını ispatlayacağım. Senin de şu an az önce yaptığı şeyin aynısını evde odada kendilerini yaparlardı. Oturup bir yatakta. Bu benim için gururdur. Yani evet. Mert Günhan'ın Hasan'ı olarak anılmak. Evet, kulaklığı. Bunu CV'me yazacağım hatta gerçekten. Evet, hani ne evet. İşte meşgulsünüz Mert Günhan'ın yeni Hasan'ıyım. aslında ona çok büyük bir şey dedim de şu an anlamıyor. Evet evet. Yo bu muhabbeti hakikaten birileriyle kurmak zordur. Ben hakikaten mutluyum bu durumdan. Tamam uzatma. Hasan'ı da farklı ölçündesin. Tamam paralıyla mı başlıyorsunuz? Fakir olduğunuz evet, için evet. Çok rahatsız olduğunuz evet. Falan. Tamam şöyle başlıyor hikayemiz arkadaşlar. Kendisinin arabası var sanki amına koyayım. Ben ama falan fakirliğinden rahatsız değilim. Birinci kişi kipinden anlatıyorum. Sevgilimle ikimiz de 20'li yaşlarımızın ortasındayız. 4 yıldır beraberiz. Son 3 yıldır da birlikte yaşıyoruz. İlişkinin başında benim stabil bir ofis işim vardı. O da geçinmek için huzur evinde yaşlı yıkamak gibi falan olur olmaz işlerde çalışıyordu. Ay iğrenç köpek yıkasan çok daha iyi. Velhasıl bir yıl... Ay, yaşlı bir yıkamak yıl sonra... ne be? Velhasıl bir yıl sonra yüksek lisansına başladı. Öğrenimini tamamen krediyle sağlıyordu. Epey durumu kötüydü. Onun daha da zorlanmaması için evimde ücretsiz yaşamasına izin verdim. Ev benimdi. O da faturalara giriyordu. En nihayetinde okulunu bitirip bir işe girdi. Ondan sonra da faturaları %50-50 bölüşmeye başladık. Nasıl gidiyor hikaye buraya kadar? Yani normal gidiyor. Yani benim de erkek arkadaşım durumu olmasa ve aynı evde yaşıyor olsak... Hatta ben faturalara bile sokmazdım herhalde ya. Ben direkt her şeyi kendim öderdim. Oha lan neden ki? Neden ödemeyeyim? Yani bir de şöyle bir şey de var ama ne kadar İkiniz da sevgiliyim. Bir dakika bu hikayede iki kişi de çalışmıyor mu? Evet. Tamam birisi daha çok şey mi ödüyor? Ya birisi evinde ücretsiz olarak kalmasına izin veriyor. Yani yüksek ihtimalle ev anlatan kişinin işte. Hı-hı. Yani şöyle... Zaten... Özür dilerim Pelin lafını böldüm de Günhan'ın şu sorusu cevap şöyle bir şey var cümle var hikayede. Benim stabil bir ofis işim vardı. O da geçinmek için huzur evinde yaşlı yıkamak gibi olur olmaz işlerde çalışıyordu. Yani ikisi de çalışıyor. Birinin ofis işi var biri huzur evi falan. Okey. Yani şu an kadar iyi gidiyor yani normal. Olabilecek şeyler. Ne dememizi bekliyorsun buna ya? Ne istiyorsun abi? Hakikaten. Yok ya sadece düşüncelerinizi sordum estağfurullah. Devam edeyim mi? Evet. Edelim. Fakat hala çok fakirim deyip duruyor. Kredi borçlarının olduğunu söylüyor ve tutumlu yaşıyor. Yeni kıyafet almıyor. Alışveriş kuponla yapıyor. Her gün fasulye ve pilav yiyor. Arabası 10 yıllık. Sonuçta bir işte çalışıyor. Ben çok rahat yaşadığım için ona üzülüyorum. Pek çok randevu gecemizde de hesabı ben ödüyorum.
Seyahati de seviyorum. Parasını karşılamak için ek mesai yapıyor. Yapması gerekiyor. Strese giriyor. Yapmasın diye onu da cebimden ödüyorum. İşte bir süre böyle devam ediyor. Sonra bir gün masada maaş çekini gördüm. Bir baktım ki benim kazandığımın iki katı. Orospi. Orospi. Erkekse ya da kadınsa hiç fark etmez. Orospi yani direkt. Orospi. Niye be? Abi nasıl bunu söylemezsin ya? Maaşının gayet iyi olduğunu. Yani Yani sonuçta yardıma bunu ihtiyacın nasıl olduğu zaman, yani şimdi yardıma mesela ihtiyacın olduğu zaman onu açıkça bunu söyleyebilen bir insanın bence maaşının iki kat fazla olduğunu da söylemesi gerekiyor. Şimdi yeni mevcut durumda. tamam, bu konuşmayı benle yaşasana mesela. Sen düşün, tamam mı? Gidip sevgiline gidip diyorsun ki, nasıl diyorsun? Ben bir işe girdim, parası da şu kadar mı diyorsun? Ya hayır mesela şey derim yeni bir işe girdim ve maaşı da aşırı iyi yani Yiğitcan. Ya bundan sonrası biraz daha rahat yaşayabileceğiz sanırım. Direkt rakam vermem de diyorsun. Hani Evet. yani kefeni yırttık tadında bir mesaj veririm ben Param var falan. derim. Aynen Param var öyle. dersin abi. Param var benim, rahat ol. Ya hele ki o kadar zor günler yaşamışım ki onunla birlikte yaşamışım. Onun bana çok büyük katkısı dokunmuş. Yani evinde kalmak gibi ne bileyim bir şeyler konusunda bana yardımcı olmak gibi ben söylerim yani artık durumum iyi şükürler olsun işte bundan sonra her bütün yük sana binmeyecek birlikte ortak bir şeyler yapabileceğiz diye söylerim. Allah'a çok şükürler bir yani. Şöyle devam ediyor hikaye zaten. Onunla yüzleştim. Bana iyi kazandığını ama kredi kapattığını söyledi. Borçlar çabuk bitsin diye gereken ücretin, asgari ücretin 3 katını yatırıyormuş her ay. Bunu söylediği anda benim aklıma ödediğim onca pahalı restoran hesabı, onca seyahat, onca hediye geldi. Çok fazla harcama yaptım. O benim bakış açımdan bakamıyor. Ama ben onun fakir olduğunu zannediyordum. Şu an böyle düşündüğüm ve böyle hissettiğim için ve böyle davrandığım için bu hikayedeki göt ben miyim? Ayrılmıyorlar ama değil mi? Hala birlikteler anladığım kadarıyla. Ama onun Herhalde. yani ama kendisine yalan söylemiş gibi mi hissediyor? Yani öyle mi hissediyor? Tam olarak ben öyle bir şey almadım. Ben şöyle bir şey aldım. Kendisine yalan söylenmiş gibi hissediyor. Ama bir taraftan da yani ne bir anlamadım ya. Dur bakalım. Yani İkisi de yalan göt ya. Yani niye? gerçekten bence Abi, ikisi de göt. bunların paraları yok. Neden pahalı restorana gidiyorlar? Ha, evet işte zaten o yüzden ikisi de göt diyorum. Gidiyorlarsa neden tek kişi ödüyor? Ödüyorsa neden daha sonra bu konuyla ilgili yanıklık yapıyor? Yani madem ödedin, sus. Çok böyle konuşma, şey yapma. Diğer kız da madem ulan yani diğer kişi daha doğrusu. Madem ulan ortada senin paran var, arada bir de sen öde. Abi bir şey soracağım. Bir kere şey çok kötü değil mi ya? Bir ilişkide acıma duygusunun olması. Yani düşünsene o fakir diye üzülüyorsun. Diyorsun ki aa bu hafta işte dışarıya çıkalım ben ödeyeyim ama. Mahmut üzülmesin. O da görsün. İşte ne bileyim Yani Antalya'ya bunu tatile gidelim Mahmut üzülmesin. Ya yani bunun olması yani. şimdi Hiç haz etmiyorum çok bunlardan. güzel bir tweet vardı. İlişki durumunu, ekonomik durumunuz bir ilişki yaşamaya el vermiyorsa ilişki yaşamayın. Ha, kimse sizinle tavuk döner yemek zorunda değil diye. Ha evet, meşhur olmuştu o tweet. Evet, viral olmuştu. Kızın çok üzerine geldiler sonra. Ceren de Irish diye bir hesaptı. Yani Yani abi her tekrarlıyorum. Her şey malın kör alıcısı vardır. Ben bu deyimi hiç hatırlamıyorum ama. Yani olur, her şey herkes bir şeyini bulur da bir dengini bulur da dert burada yanlış vaat vermek mi? Yani hani o mesela güzel restoranlara gidiliyor, pahalı restoranlara. Hesap ödenmiyor ya. Hani bir yandan da ödenebilir mi? Ödenebilirken mi ödenmiyor? Ödenebilir olması tartışılmalı mı? Restoranlara niye ya bak sıkıntı ne aslında biliyor musun? gidiliyor? Benim durumum olmasa mesela benim erkek arkadaşım falan dışarıya çıkmak istese ben söylerim yani ben çıkmak istemiyorum. Ben çıkmak Param yok istemiyorum çünkü. derim. Evet param yok demem. Senin Ya param çekmeni yok de demem. istemiyorum. Ha aynen öyle. Ben söylerim ya. Ben gelmek istemiyorum abi. Ya bence birazcık şey de
Hani artık kadın mı erkek mi tarafı gerçekten bilmiyorum hani ne olduğunu ama parası olmayan arkadaş da tam böyle biraz da yiyici bir tipmiş. Böyle bir şey evet mi abi, var? Evet abi, yiyici yiyici bak bu of, para kredi borcunu kapatacak bir kenardan. Bunu biz niye bilmiyoruz yani? Başka bunu, bir şey halledecek. Bunu diğer kişi niye bilmiyor kredi borçlarını falan yani. Madem böyle bir borç durumu falan var. Bu tarz para mevzularında ilişkiler bozulur, külahlar değişilir. Yani çok şeffaf tabii olunması evlilikler lazım. Evlilikler bile bozuluyor ya. İnsanlar evleniyorlar da evlilikler bile bozuluyor. Yani evet. İlişki niye bozulmasın ki? Evet. Peki o zaman şunu soracağım. Evlenmemiş bir çifti birbirinin mali durumlarından sorumlu tutabilir miyiz? Birbirine karşı mali olarak sorumlu tutabilir miyiz? İlişkilerine çok bağlı. Yani kendi aralarında nasıl bir bağ olduğu, evet. Nasıl yaşadıkları, evet. İlişkilerinin ne yönde olduğu çok önemli. Sürekli pahalı yerde yemek yiyorsan, tatillere gidiyorsan ve bunu da o ilişkide tek bir insan ödüyorsa, o zaman ayağını yere basıp diyeceksin ki dur bro, ne oluyor burada? Bir anlat peki bakalım. Onları ilişkide tek bir insan istiyor olabilir mi? Nasıl yani? Yani diğeri çok da coşmuyor mesela pahalı restorana, o tek gitmek istiyor. E tamam o zaman tek gitsin yani, benim param yok. Tamam, o ne da diyor yapayım ki şimdi? o da diyor ki mesela ya ben de işte Manitam'la gitmek istiyorum. İşte tamam, ben vereceğim parasını, gel. Mesela. Yani işte ama bak mesela daha sonrasından bu kişinin düşündüğü gibi düşünme ihtimali var. Ama bir de yani aynı evde yaşıyor bunlar ya bir de. Evet. Abi aynı evde yaşıyorsan evet, mesela dışarıdan alıp dışarıda da kendine çok güzel dışarıdan alıp diyorum yani evinde de kendine çok güzel dışarıda yaşayacağın bir ortamı yaratabiliyorsun yani. Birisiyle aynı evde beraber yaşıyorsan eve giren para, eve giren çıkan para belli oluyor zaten. Yani evet. Söylüyorsun zaten, bana şuradan X kadar para gelecek diyorsun yani. Ama ha okey. Bu organik yani olarak gelişiyor bu arada yani. Bunlar konuşuluyor. Yani bu iki insanın ilişkisi bence düşündükleri kadar yakın değilmiş. Aralarında bu tarz muhabbetler varsa. Değil mi? Yani mesela çünkü şey kararını şaşkınlıkla karşılıyor anlatan karakter. Borçlar çabuk bitsin diye asgari ücretin 3 katını yatırıyormuş. Hani şey yani böyle bir, şimdi bu bir karar, bu çok büyük bir karar mesela. Hani diyorsun Evet. ki üzerimden borç çabuk bitsin diye ben şu an kazandığım paranın sefasını sürmeyeceğim. Ve borçlar bitene kadar işte öğrenciymiş gibi yaşamaya devam edeceğim. Tamam, bu çok önemli bir karar lan. Büyük bir hayat tarzı kararı yani. Aynen. Hani bunu hiç bir şekilde mesela rakam ne olursa olsun, hani benimkinin 2 katı 5 katı falan değil de sanki konuşulmaması günahın dediğini ispat ediyor. Abi Neyse ben o zaman burada bu yani bu hikayede bence herkes göt. Evet ya bence de herkes göt. İkisi de yani. Evet, o zaman iki götle uğurluyoruz bu hikayedeki iki karakteri birden. Sence? Böyle bir dünya mı var ya? Sen sıyrılıp kaçma, sen de söyle. Abi bence de bu hikayedeki herkes göt. Tamam, o zaman 3 tane şeyle uğurluyoruz. Evet, 3 götle evet, uğurluyoruz. 3 götle çünkü uğurluyoruz. Ya çünkü şöyle bir durum var. Anlatan karakterin de biraz götlüğünü konuşalım biz de istiyorum bundan biraz. Çünkü bu kadar da para muhabbeti yapmaya da gerek diye yok. Yani kafasında, kendi kafasında. Reddit'e yazmış olmasını falan da geçtim. Ya bak şimdi eğer ki bunları ediyorsan lüks restoranlara gitmeyi çok seviyor ki. Belli ki seviyor ki. Yani çekmeye razı ola ola evet. Gidiyor oraya. Evet. Ayrıl abi o zaman. Ne yani? Yanıklığın da lüzumu yok. Ha bu kadar yanmanın lüzumu yok yani. Ya da yani yanacaksan da bunu daha doğru iletişim kurarak anlatabilirsin yani. Yanacaksan önce o kişiye yan. Hayır bir de yani düzgün de yanarsan olur. Yani şey dersin yani hani falan bir şey dersin. Para ödemesinden mi rahatsızsın, ödememesinden mi rahatsızsın, gelmek istememesin. Yani rahatsızlığını bir şekilde daha düzgün anlatabilirsin ondan senden sonra. Senden çok kazanmasından mı rahatsızsın? Ya evet, çünkü bir de şey de yani borçlar çabuk bitsin diye asgari ücretin şey, ondan sonra bir anda bütün ona ödediğim pahalı restoranlar üzerime yığıldı. Ya bro. Hepsini de hatırlıyor yani. Evet. Unutmuyor da. Aa, ben bir evet, şeye çok kıl oluyorum. Bir sürekli olarak patrik, başkalarını evet. Yiyen tiplere çok kıl oluyorum. Bir de böyle ödeyip ödeyip sonradan lafını yapanlara. Evet. Hayır bak lafı latife falan yani böyle okey takılıyoruz tadındaysa bir iki olur da hani ona okeyim ben, anladın mı? Ulan sana da az bira ısmarlamadım dersin arkadaşına geyikle mesela. Abi ama bu bildiğin oturmuş lokma saymış ya. Yok evet
hatırlamak onca bir şey falan diyor ya. Bu çok göttük. Yani çünkü lan ben kesinlikle Günhan'la 10 yıl arkadaşım, ben 3 tane Günhan'a bir şey ısmarladım, bir şey anlat desen anlatamam şu an. Diyor, nereden olmuştur anasını satayım milyonlarca, onu da bana, benim de ona. Nereden hatırlayayım lan? Ne bileyim yani. Evet. Bir kere sadece senin Gerçi cici bebeni bu yemene sizin göt laf söylemiştim. olmamanızdan kaynaklı. Hayır, bu bir Evet. kere cici bebesini yedim diye bana kızdı. Evet, cici bebemi, ama orada prensip olarak kızdım. Yani çünkü cici bebemi bütün gün evde oturmuş Pelin. Bütün gün evde oturmuş. Benim bir tane cici bebem vardı ve ben o çekimdeydim, geyik yapardı gece. Ve ondan sonra eve gidince yiyecektim onu. Bütün gün evde götünün üstünde oturmuş. Bana mesaj attı gece 2'de. Abi ben bu cici bebeği yiyeceğim. Kahveye banacağım, yiyeceğim diye, tamam mı? Bütün gün inip almadığın için çok kızdım. Gidip ben sonra gecenin köründe gidip beni şey yaptırıyor falan. Yedi. Ciddi, Sonra yani aylar cici sonra. bebeği de. Ciddi ciddi kızdı yani bu arada. Ya insanların cici bebesine dokunulmaz ama. Hele ki Ben... insanların bütün gün boyunca tek hayali o cici bebeği yemekse. Ya abartıyorum biraz, o kadar da büyük hayalim değildi ama Tahmin ediyorum abi zaten. sonra intikamımı aldım, ben aylar sonra evine gelişinde bir cici bebesini yedim. Evde sürekli bir cici bebe olayı değil mi? Cici bebe ama müthiş bir şey lan. Bu Yani ben arada Yunanistan'da olduğunu biliyorum. Can Sungur raidledi ve bant mı Aa. yayın diyor. Büyük ihtimalle arayacakmış şimdi. Bant olup olmadığını E hadi kontrol etmek için. gelsin o da. Hadi gelsin. Gel, ya yargı dağıtalım kanka. Evet gel herkese yargı Bant mı yayın diye Okey, sorup sorup duruyor çünkü. okey. Yine. Chat'te eğlenmek istiyor. Gelirse zaten yazar. Şimdi iç götte uğradık ilk götümüzü arkadaşlar. Can Sungur ve sevgili kitlesi. Bu hikayedeki göt ben miyim programındayız. Reddit'te paylaşılan, MIDS Soul subreddit'inde paylaşılan bir takım hikayelere yargı dağıtıyoruz. Şeklimiz bu. Ne bak, şöyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi paralıyı geçtik. Yaptık. Ondan sonra escortlumuz var. Aa, Sungur arıyor. Çekiyorum Sungur'u. Ben o sırada hemen bir şarj aletimi alıp gelsem olur mu? Of course. Bunda bitmiyor Tamam. dertleri ya. Şarj aleti, çiş, su. Ha, senin çok bitiyor çünkü. Kardeşim, bu arada sen şu yalan programı yaptıktan sonra bir yoruluyorsun. Hı. Ve böyle kendimi şey gibi hissediyorum. Çok seks yapmış, çok tatmin olmuş fakat daha sonra artık hadi yapalım da bitirelim diyen kadın gibi hissediyorum. Hayır, ne alakası var? Hiç isteksiz Ya bir değilim. şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben biraz geç kaldım da bu kısmı keserseniz band olduğu belli olmasın çocuklara. Tamam abi, sen akşam chatte şeyleri falan yapacak mısın? Bot çalıştıracak mısın Tamam. seninmiş gibi konuşan? Abi bilmiyorum ben bakalım muhtemelen cumartesi akşamı bir Red Bull sponsorlu yayını falan yapabilirim. Ondan sonra size gelmişim gibi yaparım. Yani saat böyle 1.30 falan gibi yayına girdiyse bu tam Hı. çok iyi olur. Tamam. Ben Günhan, unutma bunu banttan yayınlarken kesersin abi. Kesmeyi unutma, tamam mı? Günhan? Neyse, keser Mert. herhalde. Abi Kestim kesin kestim. unutacak Kestim ya. kestim tamam keserim. Merak etme. Not alıyordum yana. Tamam. Hah. Tamam. O Evet. zaman devam ediyorum ben sanki. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle boş oturuyordum. Tamam, Sungur O hoş selamlar bu. sevgili Can Sungur Bey. Merhaba merhaba. Bu formata da ilk kez geliyorum ve ilk kez dinliyorum bu arada. Ne oluyor burada? Formatımız. Bu adam turist gibi 2 gündür gelip gelip duruyor. Adam şey geliyor. What is this? What is this New York Tower? What is this? Diye böyle geliyor adam direkt. Abi hoş geldin. Bu formatımızda da şöyle çalışıyor formatımız. Sağında göreceğin bir takım bir Reddit'te, subreddit'te yazılmış hikayeler var. Bu subreddit'te yazılmış hikayelerin hepsi MIDS soul sorusuyla bitiyor. Çünkü subreddit'in oluyor. İnsanlar da oy veriyorlar. Biz de buradan kendi internet köşemizde yargı dağıtıyoruz hikayeleri. Küçük lokalize edip hafif dramatize ediyoruz. Bir hikaye okuduk abi. Paralı bir hikayeydi. Üçümüz de birden bu hikayedeki bütün karakterler göt dedik. İki karakter vardı Şimdi yani, herkes eskortlu göt. hikaye geliyor. Onu mu istiyorsun? Bak, eskortlu var hikaye. Ondan sonra sosyal Ya medyalı escort var. deyince ben de affedersin kanala gelince şeyi gördüm. Mert Günhan başka bir yerde daha canlı yayın yapıyor ya, onun linke dönüyordu. Oraya tıkladım. Escort Abi. deyince tam da oraya bakıyorum şu an. İnanılmaz tipler var. Hiç baktınız mı siz oraya? Abi evet. Of. Tıklamasaydın Sen keşke. ne diyorsun? Mert sen şey değil misin zaten? Güzeller kategorisinde değil misin? Evet. Şey adım adım oradaki adım Sütlü Nuriye.
Sütlü Nuri oradaki adam. Böyle yayında şey falan yapıyor böyle. Merhaba. Ara beni, boya beni falan yapıyorum böyle. Keşke gerçekten bir gün öyle samimi bir 90'lar 0900 hattı RP'si içinde bir yayın yapsan ya 4 saat. Ben çok iyi fikirmiş. Ben böyle bir reklam yapayım. Aa evet. 900'lü hat Twitch reklamı. Orada çok korkunç bir şey var. Bir İnsanlar korkunç arkada, bir şey yok be. Korkunç bir şey yok. Azer bülbül açıp yok bu gerçek. İnsanlar arkada Azer bülbül açıp bu şaka değil ellerinde sigarayla yok mu be bir destek falan diye. Yani kesinlikle kimse meme falan açmıyor yani bu arada. O kadar orasının nedense kuralları Twitch'ten daha sıkı. Sigara içemiyorsun, küfür edemiyorsun. Yani ilginç değil mi? Twitch'ten daha samimi gördüm ben bunları abi. En azından kafalar güzeller diye kategori koymuş. Hani böyle yalandan işte support kasılsın falan dememişler. Direkt manitasyon. Tabii. Kategori var yani. Girip konuşabiliyorsun abi. Samimi. Neyse ben böyle bir küçük bir bet yapmak istemiştim sadece. Tamam hangi hikaye istiyorsunuz hadi. Bak Xbox'ımız var. Escort. Hadi escort olsun. Çok escort istedi çünkü. Escort tamam. Geç. Tamam. Şöyle gidiyor hikaye. Ben orta seviye bir şirkette çalışıyorum. Geçenlerde şirkete yeni biri katıldı. Bir baktım. Biraz tanıdık geldi. Bir şey merak ediyorum. Bu böyle gerçekten Yiğitçin Erdoğan'ın maceraları mı yoksa birilerinden aldın sen kendi yapmışsın gibi farz-ı misal mi anlatıyorsun? İkincisi. Tamam. Hayır. Farz-ı misal de değil. Ben bu birebir hikayeleri lokalize ediyorum metin olarak. Bunlar green text hikayesi tamam. Sungur sen anlarsın. Green text hikayesi bunlar. Ha, anladım. Okey tamam. Yo hayır aynen. Sadece ona göre yargılayacaktım. Mesela aynı hikaye Günhan'ın başından gelse başka bir şey demek istiyorum o yüzden. Aynen yo bu sen random hiçbir şey bilmiyorum. Anon green text. Anon green text tamam, hikayeleri. Okey. Aynen. Olabildiğince de anon tutmaya çalışıyorum zaten. Neyse şöyle devam ediyor. Onu karıştırma. Okey. Ay çok kötüydü pişman oldum özür dilerim. Evet gerçekten. Bir bak evet. Neyse abi hadi anon sağ olsun. Hadi devam oku, edelim. Oku vallahi oku boş ver. Hayır benim de içimden benim anon mezarda lan demek geçti o yüzden. Evet. Ya bu çukura düşersek çok kötü olur gibi hissediyorum. Evet, aynen ya hadi anonu şey yapayım hadi. Evet. Anamızı da alıp gidelim hadi. Anonun yiyorlar ye. Eyvallah olsun. Ne yapayım de? Okey çok kötü. Polis sorsa hepsi kafamızda memur bey diyeceğiz yani. Değil mi artık o level'lar? O saatler. Evet. Teşekkürler Günhan muhabbeti bitirdiğin için. Şimdi devam ediyorum. Şöyle hatta tamam. Baştan başlıyorum. Bizden icazet bekleme. Yani sen konuş. Dedi icazet vererek. Ben orta seviye bir şirkette çalışıyorum. Geçenlerde şirkete yeni biri katıldı. Baktım. Biraz tanıdık geldi. Sonra fark ettim ki kendisi escort. Bunu biliyorum çünkü kendisini bir seferinde tutmuşluğum vardı. 4 yıl önceydi. O zaman üniversite öğrencisiydi. Beni orada ofiste görünce şoka uğradı. Ben de onu görünce şoka uğradım. Patronuma söylemeyi düşünüyorum. Yani reklam ajansında mı çalışıyormuş çocuk? Eğer oysa çünkü Mert Günhan yazdı. Yani. çok komik. Harika espri evet, ama. Çok komik espri bacını sikem vallahi. Öyle bir sordun ki çünkü. Evet bir şaka yapacak gibiydi ama. Ne oluyor ya? Şakayı kendisi oğlum işte yaptım şakayı. Hayır yani şey reklam ajansında çalışan insan reklam ajansları escort işe alırlar gibi bir şaka mıydı? Kinda. Tamam. beni bu yayında bir kez daha rencide edersen kapatırım. Ya tamam rencide bir şey etmiyorum. Yani lütfen gülmeyeceksen bile biraz gül. Seni özellikle rencide etmedi ki sen tuhaf bir şey yaptın ve bir sessizlik oluyor. Yiğitcan da onun üstüne oynuyor. Kendi kendini soktun bu çukura yani. Neyse ben komik bir espri yaptım bence. Devam edebiliriz. Tamam. Hadi edelim. Şöyle bu arada işte bir herhangi bir ofisinle ilgili bir şey bir ifade vermemiş buradaki hikayenin sahibi anlatan karakter. Bir şirkette orta seviye bir şirkette demiş. Şöyle devam ediyor. Onu gördükten sonra tekrar onu tuttuğum siteye baktım. Profili hala açık gözüküyor. Anlıyorum ki yandan yana hala iş yapmaya devam ediyor. Bir fark olur mu bilmiyorum. Yani fark eder mi? Ama biz de normal bir birleşme yaşamadık. Fetiş
bazlı bir şeydi. O yüzden iş ortamında onu görmek bana çok garip geliyor. Patronuma bunu söylersem bu hikayedeki göt ben olur muyum? Ama yani, bir şey olmamış gibi. Böyle odasılıksal götlük de mi var? Bu yeni bir şey açtılar abi. Ben de ilk defa programı aldım. Would I be the asshole diye soruyorlar. Yani böyle yaparsam patronuma gidip söylersem bu, ben göt olur muyum? Yani önceden alıyor yargısından ona göre hareket etmek için herhalde. Abi orada şimdi net bu olmaz mı ya? Ardını mı dövdürmüş eskorta? Fetiş demiş abi. Ya yani fetişi de yazmıştır Reddit'te. Ben buraya almadım. Unuttum ne oldu. Ama bak bu detaylar çok önemli. Biz sana söyledik geçen programda. Abi whatever. Ama hayır değil aslında. Fetiş yapmıştık. O yüzden oğlum fetiş dünyası çok zengin dünya. Şimdi bunun derisi var. Bunun naylonu var. bunun pegging'i var. Allah. Bunun futanerisi yani var. Bunun skirt'ü var. Ne bileyim varoğlu var yani. Pelin sen genç bir hanımefendi olarak bunun bu tarz itkiklerine bu kadar okey olmamalısın ha. Yani hoşlanmıyorum ama ne yapayım yani artık konuşmak istiyor anladın mı? Ya ama anlatmak yani istiyor. Yani Sungur, şunu demeye getiriyor. Sungur, ben Pelin, hepsini biliyorum ha. Ben daha önce seviştim ha falan Pelin, getirmek istiyor. O yüzden önünü kesmiyorum. Pelin kendisine. Benim yeni Hasan'ım Sungur. Biz yani böyle gidiyor yani. Ben hiç yakıştıramam kendisine de. Yani I am new Hasan. Yok yok. Ama yani Günhan tamam yani hayatında bir iki kere seks yapmış olabilirsin de bu kadar çenene vurması son zamanda biraz rahatsız ediyor ha. Ya öf oğlum bunlar önemli detaylar. Bu detayları vermiyor bize. Soru değişiyor bütün muhabbet. Abi tamam what if konuşalım what if. Tamam ben varım. What if söylüyorum mesela ben sana. What if Doğan evet. Patronuma gidip söyleyeceğim diyor ama patronuna gidip ne söyleyeceksin? Evet. Yani şöyle bir şey var bak patronuna gidip şey demek var. Yüzüme mi işedi? Patron. Hayır. Olabilir. Patron. Bu yeni işe aldığımız kız var ya. Evet Samim. İşte yeni işe aldığımız kız aslında eskort. Samim ne ya? Samim ne ya? Bir böyle diyebilirsin bunu. Ama bir de şöyle diyebilirsin. Patron. Evet Samim. Ya Allah kahretsin ya. Biz Samim'i gerçekten deri kıyafetlerle elinde kırbaçla yapmak istiyoruz. Lanet olsun. Patron. Alt katta yeni işe aldığımız kız var ya evet. O escort iki kişi gidelim mi? Tanıdık indirimi de yapar belki. Şimdi bu var. Anladın mı? Evet işte ama bu yüzden önemli yani detaylar. Ama Yiğitcan bakmamış. Abi fetişin ne olduğu kesinlikle hala önemli değil. Ve kesinlikle bu Sungur'un söylediği hiçbir şey seni haklı çıkartmıyordu. Ama tebrik ediyorum. Yo yani ben Günhan'a hak vermek için demedim. Dedim ki detayları yok. Bilmiyorsak varyasyonlar üzerinden konuşalım yani. Evet bir aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Sorduğu soru şu. Patronuma bunu söylersem bu hikayedeki göt ben olur muyum? Şimdi, yani kızın escort olduğunu söylersem. Değil mi? Yani evet. Evet. Şimdi, kızın direkt olarak escort olduğunu... Onu diyecektim. Sungur'un söylediği şey ne söyleyeceksin? Şimdi şey mi diyecek? Escortluk yapıyor hala mı? Biz vakti zamanda o bir escortluk yaparken böyle bir işte transaction'a girmiştik. O yüzden ben çok rahatsız hissediyorum kendime mi diyecek? Chat'te de birisi şey yazmış. Samim Punjab mı? Evet. Peki abi. Gülmeseydiniz gerçekten gülmeyin yani şey yapmayın. Yo zor tuttuk kendimizi. Peki evet. O zaman sayın yargıçlar patronuna gidip söylerse göt olur mu? Abi Arka. Net göt olur ya yani. Ha sen çok netsin niye? Hayır abi ne olmuş yani kadın öyle sen bir şey yapıyorsa. Sen niye bu kadar savunuyorsun bu kızı? Bak şimdi bu hiç hoş olmadı abi bak şimdi. Evet, Can Sungur ve popülist tartışma teknikleriyle. Çok tehlikeliyim bu arada. Evet gerçekten kız ses çıkartamadı fark ettin mi sadece? Aa! Abi ne diyeyim şimdi hayır escort değilim evet, mi diyeyim ne diyeyim yani Allah aşkına. Evet. Trenin altına gittim bir anda biliyor musun? Evet inanılmaz. Şey sweep the leg yani bayağı gerçekten. Evet. Hayırdır kardeşim sen ne savundun bunu bu kadar ya? İnanılmaz. Bir anlat ya. Abi şimdi İnanılmaz. Bu kızın ekmeğine... LGBTQ hakları böyle bir yemin ediyorum Allah çağırsın ateşim çıktı. Gerçekten ateşim çıktı Allah kahretsin. Ne güldünüz be bu kadar komik bir muhabbet bile değil yani.
Bir tek sen gülmedin. Sen nasıl kıskandın ya? Ya hiç komik bir muhabbet değil. Ben gülmedim bu kadar. Evet, evet. Bir dakika. Şunun için diyorum, belki kadın belki kadın yeni bir hayata başlamak istiyor. Yani bir taraftan hani tamam eyvallah bunu görmüş olabilir devam ettiğini ama belki de kadın artık maaş aldığında. Ama devam ediyormuş abi. On the side, on the side, on the side hustling. Görüyor. Beni dinle. Beni bir dinle ya. Ama hayır, haklı bir şey söylüyor Perin. Devam edin. Hala hala get dala. Hayır, getting zaten bond onu on the söylüyorum side. Ya. Belki bu ay bittikten sonra işte. Belki iki ay sonra kız ayrılacak. Anladın mı? Kız bırakacak belki de. Doğru. Ya da belki de bunu yani zevk için yapıyor. Ne bileyim. Ya bunu niye söylersin ki? Ay mesela o zaman şunu sormak lazım mesela. Ha. Diyelim ki hakikaten whatever bir şey için yapıyor yani. Senin yandan yana böyle bir iş yapan birinin varlığını patronuna bildirmek bir sorumluluğun mu bir çalışan olarak? Yo. Bence değil. Bence patrona kendi hayatından patrona gidip yani. Söylersen ne yapabilirim ki onun iş dışı hayatını? Patrona gidip söylersen kızın ekmeğine kan doğramış olacaksın. Evet ama mesela bir yandan da bu escort karakter de patronun ekmeğiyle oynamıyor mu? Ne yönden? Neden? Bilmem. Patrondan iş mi çalıyor abi, nedir ki? Abi evet yani patronda mı escort? Hayır yani... lan o köşe başını ben tuttum falan tarzı. Hayır hayır mesela bir şey. Sungur unutma lafını. Ben şöyle mesela what if ben de senaryo düşünüyorum. Bir müşteri geliyor, o tanıyor. Ağlıyor, müşteri kaçıyor awkwardlıktan. İş olmuyor falan. Para kaybediyor şirket gibi. Abi yani bilmiyorum. Bence... Burada yani mesela bu patronun verme hakkı olan bir karar gibi geliyor bana. Yani iş yerinde ofiste iş tutmuyorsa sıkıntı yok bence. Ya bir şey diyebilir miyim? Eğer bir patron bir çalışanı işe alırken zaten yeterli derecede araştırmıyorsa bu bir problem. Ya, ablacığım hiç yeterli derecede ne araştırsın? SSK numaranızı verir misiniz? Veriyor. Giriyor SSK'ya. Aa fuhuşla kayıtlı gözüküyorsunuz böyle bir şey. Ne yapsın gitsin? Belki internete adını yazsa bulacak yani, nereden biliyorsun? Ama kendi adıyla zannetmiyorum kız ben. Kız eminim kendi adıyla gerçekten şey. Yani kendi adıyla olmasından değil, bir fotoğraf motoraf belki neyse, bir şey görürsün. Pelin bu dediğin iyi oldu, en azından bu dünyayı hiç bilmediğin çok bariz ortaya çıktı. Evet evet, yazık ya. En azından kendimi akladım. En azından evet. Kendimi akladım. Google'larsan çıkacağı hiç olacak bir şey değil yani. Ama zaten anca işte kontakta girmek gerekiyor yani o bağlantıyı kurmak için. Patron için patronun peki böyle bir durumu ya. Çok kötü değil mi abi? Şey mi yani patron mesela patronu E5 kenarında karılarla böyle bir görüyorlar. İşte ondan sonra daha da büyük patron geliyor. CEO geliyor. Mehmet Bey diyor hayırdır işte sizi sarı sıyanla görmüşler işte Kadıköy escort fuhuş diye aratmışsınız Google'da şirkette bilgisayar. Hayırdır cimcik fiyatlarını sormuşsunuz hayırdır filan demiş böyle mesela sinirlenmiş böyle CEO patron da diyor ki ama efendim ben işte insan kaynakları açısından yani filan bırakınız efendim insan kaynakları falan kovuyor falan böyle saçma sapan. Bir şey söyleyeceğim, bu yarışmada peki şey var mı, götlük dışında bir sıfat var mı? Yani şey göt yüzdeleri olabiliyor bazen. Yok abi yani bu başka karakter. Bu hikayedeki karakterlerden bir tanesi göt. İkisi de göt. Hiçbiri göt değil. Herkes göt olabiliyor. Ya da %50 göt. Yani bence patrona göt... söyleyince götlük olmaz ya. Sen olsan söyler miydin? Ben olsam bir kere escortla işim olmaz. Hele de gidip packing yaptırmam yani. Herif de kendini ya kötü duruma diyelim, sokmuş. Ya hadi abi diyelim ki olmuş yani. Boş veren diyelim ki oldu. Ben olsam söylemezdim. Ben yaptırmam gibi bir şey mi var? Ben olsam söylemezdim. Ben olsam harbi kötülük yapardım. Giderdim escort kıza derdim ki o brom iş arkadaşıyız. Artık bir çayını kahveni içeriz. Bir İskender'ini yeriz brom. Nihez 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 yapardım. Madem kötü bir adamım. Bir kere gelmişim o noktaya. Derim ki artık bize bir şey çalışan şey, indirim ikram, 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 ikram. Tabii. Artık bize de bir ikram edersin yani. Ofiste pişer bize de düşer kankam falan gibi. Sofra kurdu ayağımız alışsın derim yani. Aynen. Abi ya sen gerçekten kötü bir insansın. Evet buna zaten şantaj, hayır, buna seks için şantaj yapmak deniyor bu arada. Hikayeyi anlatan adamın yerinde olsaydım bunu yapardım ben.
Kuş gibi gidiyor, patronuna söylüyor. Patron, patron, bu yerinde çalışan kız escort. Sen nereden biliyorsun Samim? Böyle saçmalıyorum ya. Hayır, bir de o olaydan sonra patronun hallenmeyeceğine şey garanti mi yani? Belki patron da diyecek ki tamam gidebilirsin diyecek. Aa, falan. Tabii doğru. Patron gitse dese ki senin SSK'nı yatırırım ama işte bir kere üzerime işeyeceksin. Filan bir şey. Senin ballı nektarından tadacağım bir kere falan gibi. Pelin ne diyor ya bu? Ya sen sus bir kere. Sen az önce çok kötü şeylerim var. Sen demin şantaj yaparım dedin oğlum. Bana ne diyorsun şimdi? Şantaj yaparım demedim. İndirim rica ederim. Tamam kankam. Yiğitcan kızıyor bu arada bize. Yo lan estağfurullah. Kızıyor abi. Eskort hikayesi getirdi attı önümüze. İşte bizim böyle geyik yapmamıza izin vermiyor Yiğitcan bu kadar fazla normalde. Abi sen benle ilgili niye böyle varsayım ve yorum ve yanıklıklarda bulunuyorsun iki programdır anasını satayım? Hiç de böyle bir şey yapmıyorum. Geçen programda kendi kendine devam seni play butonuna basarak sabote ettiğim yönünde imalarda yok efendim burada şimdi. Ama yapıyordun. Hayır lan. Oğlum programı devam ettiriyorum sadece. Yani sadece sana mesela şimdi de programı devam ettireceğim ve diyeceğim ki son yargınız nedir? Bu hikayedeki karakterlerle ilgili. Adam net göt. Adam dediğin kim? İşte o. Nektarından hemen. Söylesem olur mu diyen. Okey. Sen diyorsun ki kesin söylememeli yani. Bıraksın kendi hayatını çözsün. Günhan? Abi tabii bence de. Ben de Pelin'e katılıyorum. Kardeşim güzel diyorsunuz da şu an size ofisten Dwight taklidi yapayım mı? Ofislerde biliyorsunuz tuvaletler kullanım alanı ortaktır. Şimdi mesela escort bir bayan gelse oraya, sifilisini bulaştırsa, oraya gelse başka bir mesela hamile olan bir bayan, efendime söyleyeyim nikah tazelemek üzere olan bir bayan gelse, oradan o klozetten sifilisi kapsa, bütün ondan sonra ofis sifilis kişisel hastalık değil galiba ya. kanlı işese herkes aylarca falan. Bu okey mi şimdi? Yani okey mi bu? Bunun hiçbir yeri okey değil. O zaman ne yapacak çocuk? Göz mü yumacak bu gelişmelere? Abi bilmiyorum ya. Ben de yani ben söylemezdim. Bana ne, ben zaten hep 50 liralık alıyorum yani. İşemem şeyde ofiste de. Bunu bilirim, ofiste de işemem. Geri kalan da kan işeyecekse işesin yani. Bana ne ya. Yani orada çünkü söylediğim zaman bana patron soracak yani. İşte merhaba patron. İşte ne haber Punjab? Ya abi işte böyle böyle escort var. Ha. Öyle mi, sen nereden biliyorsun? İşte bana da bir kere taktı falan demem gerekecek yani. Yani internetten evet yok, illaki bir escort kullandığını falan belirtmen gerekecek yani. Okey. Sungur, sen bir yargı belirtmek ister misin? Yani biraz bağlamsız olduğu için ben ortada bir götlük göremiyorum. Okey. Bu hikayede hiç kimse göt değil de bir opsiyon. Yani bu hikayede çok bariz bir göt var. O da belli ki escort hanımefendi. Ama physical. She's belki, it yani. Belki de başka yöreleriyle daha çok müşteri çekiyordur. Bilmiyoruz. O zaman yani, benim bir yargım yok. O zaman iki göt, bir de şeyle göt olarak uğurluyoruz. Bu hikayeyi anlatan karakterimizi. Geçmiş olsun. Kendisini tanımak güzeldi. Evet, kaldı 3 hikaye arkadaşlar. Bir Xbox hikayemiz var. Ondan sonra bir tane sosyal medyalı var. Bir de düğünlü var. Düğün. Bence her şey okey. Pelin? Evet okey. Bana da fark etmez. düğün. Pelin niye sevimli kızma sesine geçti? Evet, inanılmaz gerçekten. Yani bir de fark etmez. Yok sonra söylerim size. Sonra söylerim size. Tamam. Ha, biri geldi demek ki. Okey. Yok. Şimdi şöyle gidiyor. Düğünlü müydü diyorsun Günhan? Ben onu yapıyorum. Evet. Bir tek karar veren sen oldun. Teşekkür ederim. Şöyle gidiyor hikaye. Geçen haftalarda yazmıştım. Bana evlenmeden önce cinsellik yaşamayı eski kafalı bulduğunu söyleyen eşimin gerdek gecesinde bir mikro penisi olduğu ortaya çıkmıştı. Allah Allah. Bu hikayenin devamı mı?
Evet abi. Hassiktir. Micro Penis the Sequel. Oha! Elektrik Bugalı. Okey. Bunun ardından kendisiyle yüz yüze geldim, yüzleştim. Ona sordum bunu benden neden gizlediğini sordum. Bana dedi ki gizlemedim ki zaten küçük bir diyormuş. Saniye bir dakika ben tam olarak anlamadım, bir daha bir söyler misin abi? Abi tamam. Geçen haftaki hikayenin devamı bu. Evet, geçen bölümde biz böyle bir beyan, yani böyle bir hikaye vardı. Biz işte evlenmeden önce bana biri dedi ki eski kafalı düşündüğüm için ben cinsel birleşme yaşamak istemiyorum. Sonra geldik gecesinde ortaya çıkıyor ki bu şahsın bir mikropenisi var. Küçücükmüş, mikropenis. Evet, ve ben kendimi çok ihanete uğramış hissediyorum. Bu konuda hani çok bir tepki vermedim ama yani bayağı bozuldum. Bozulduğum için böyle göt müyüm diye sormuştu. Mikropenis yani. Reloaded. Evet, şu anda bunun devamındayız. Bunun ardından kendisiyle yüzleştim. Bunu bana neden benden gizlediğini sordum. O da bana öğrenirsem düğünü iptal edeceğinden korktuğunu söyledi. Düğün yaklaştıkça söylemeyi düşünmüş. Ama bu sefer de artık ailelerin haber gittiği için düğünde bir sıkıntı olursa ya da bu bir laf olursa dedikodu çıkacağını düşünmüş. Buna çok üzüleceğini söyledi. Yine kandırdığı gerçeğini değiştirmiyor abi bu. Yine yani kızı kandırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Sen hala kızı kandırdı mı diyorsun? Oğlum tabii yani, ki lan böyle bir şey olabilir mi? Yani sen bir kere demişsin ki ben gelenekselciyim demişsin. Ama meğerse Baba Fingo yokmuş yani, anladın mı ortada? Hani öyle bir durum olduğu için kız gidiyor açıyor hediye paketini, içi bomboş. Ama sen sanıyorsun ki şey var yani. Deli gibi bir kallavi bir hediye var sanıyorsun yani, anladın mı? Ama hiçbir şey yok. Bu dolandırıcılıktır ha. Yani böyle bu... Böyle bir şey değil lan galiba bu. Nasıl? Böyle bir şey mi evlenmek? Abi... Evlenip de şöyle büyük bir Baba Fingo çıksın. Hayır tamam, büyük olmasa da oğlum hiçbir şey yokmuş. Mikropenis. Bir şey yok yani. Bir şey yok. Şöyle devam ediyor hikaye. O gece bunu Reddit'te paylaştığımı da öğrendi. Paylaşımı görmüş. birinin kendi ismini öğreneceğinden çok emin. Çünkü bir arkadaşı paylaşmış. O arkadaşın mikropenisi olduğunu biliyormuş. Facebook'tan da evlendiğini görmüş. Kimlerle paylaştığını bilmiyor. Beni terk edeceğini, evliliği hukuken boşa çıkartacağını ve bana hakaretten dava açacağını söylüyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu hikayedeki göt ben miyim? Şimdi... Adam bunun kendisi olduğunu anlıyor ve de kıza diyor ki ben senden ayrılacağım, üstüne dava açacağım. Anlıyor kısmından emin değilim. Reddit'te paylaştığımı da öğrendi diye şey yapmış. Hani kendisi de belirtmiş olabilir. Ya da pardon, özür dilerim. Doğru, arkadaşı paylaşmış, onu da görmüş. Ve dava mı açacakmış? Evet, dava açacakmış. Böyle tehditte bulunmuş en azından. Neyle dava açacakmış? Hakaret. Hakaret. Yani mikropenis olmak hakaret miymiş? Pardon, lokalizasyon için hukuki bir terim olduğu için yanlış yapmayayım. Defamation of character yazıyordu abi. Yani... Türkçesinde bilmiyorum. Yani hakaret diye basitleştirdim ama. Abi... Türkçede böyle bir şey yok abi. Okey, hakaret o zaman. Türk kültürümüzde böyle bir şey yok, anladın mı? Yani bizim kültürümüzde defamation of character'in karşılığı yok. Bunun abi çok sözcü köşe yazısı versiyonu herhalde karakter suikasti. Ama onun tabii daha... hukuki bir versiyonu falan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu OJ davasında OJ'ye eldivenleri giydiriyorlar. Eldivenler sığmıyor. If it doesn't fit you must acquit diyorlar ya. Hı-hı. Yani eldiven sığmazsa al sana beraat. Burada da abi diyecekler ki o zaman size edilen hakaret nedir ya da karakterinize yapılan suikast nedir? Benim mikropenisli olduğumu söyledi. Mesela ladies and gentlemen of the court. This man claims that he has a normal penis size. Yani bu adamın normal penis size'ı var. Diyor, açacaklar bakacaklar, Baba Fingo yok ortada. Yani yine kazanamaz ki. Yalan. Bir de şantaj yapmış. Evet abi, bu arada benim penisimin küçük olduğunu her yerde söyledin. Senin karakterini niye etkiliyor ki, onu anlamadım. Evet. Küçükse küçük. Ama işte bu bazı insanlar için çok önemli ya hani. Bazı peki insanlar yani... için böyle bu hani onur gurur meselesi ya. Peki Pelin yani evlenmeden önce gizleyecek kadar onur gurur meselesi mi? Ya değil işte, bence olmamalı zaten de neden gizlersin ki yani? Abi işte evliliği düşüreceğinden korkmuş. Cinsel bir şey yaşayamıyor o adam. Yani
hiç cinsel bir şey yaşayamadığın birisiyle evleniyorsun. Bunu da söylemiyorsun. İnsan bir söyler. Abi bizde kesinlikle olamayacak böyle bir şey. Çünkü bende ekipman yok. Demen lazım. Hayır, yani. Okey. Geçen bölümde de bunu çok yaptık abi. Bu şekilde yani geleneksel biçimde olamıyor olabilir. Bir şekilde olur. Yani bu illa bir yöntemi yok bunun yani. Hani ama ya, ama belki kadın normal bir penis istiyor abi. Tamam okey işte okey. Tamam eyvallah. Bu konuda her bilgiye sahip olma hakkı bence de var. Ama hani... Ama bir şey söyleyeceğim abi. Kadın da o zaman bakacak yani buna. Böyle bir şey mi bu? Ha bir de öyle bir yanı var. Eğer okey evlenmeden önce cinsellik yaşamamayı kabul ediyorsan sen o zaman yerdeki listik sürprizleri de o zaman kabul ediyorsun demek mi oluyor? Evet abi hayır başka bir şey söyleyeceğim. Ya çocuğun anüsü olmasa? Çok kötü olur herhalde. Özellikle hayır, yemek misal, yedikten sonra. Tamam farz misal yani. Tamam. Öyle farz konu, edelim. Hayır, konu illaki cinsellik diye oradan gidiyorsunuz sürekli. De ki çocuğun anüsü var mesela ama butt crack yok mesela. Tek parça poposu. Aa. Ortasında da bir delik var sadece. Okay. Gözünüzde canlandı mı? İğrenç bir şey değil mi? Canlandı. Evet. Canlanmasa mıydı ya? Ama 25 metre penisi var mesela. Yani şimdi... Sapı koparılmış huni gibi geldi gözünün önü bu arada. Hayır. Şimdi bu yani okey mi bu yani anladın mı? Yani... Sus Allah aşkına. Butt crack yok dedi ya. Butt crack yok dedi ya. Şunu söylemek istiyorum. Mesela sadece penis noksanlı varlığı değil. Sen evleneceksin bu şahısla yani... Yani kavunun bile bir dibini koklarsın yani anladın mı? Siktir bu ne kadar iğrenç bir şey oldu. Ay kavunun yani, bile dibi koklanacak dendi. Evet. Sallayıp bakacaksın çap çap vuracaksın değil mi? Evet. Çap çap. Yiğitcan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bir dibini koklamak gerekir mi kavunun? Yani eğer böyle daha pervasız bir insansan istersen hemen kabunlarla koklamadan birliktelik yaşayabilirsin. Ama daha böyle aman başım yanmasın cinsen bir kokla evet. Okey. Yani ben diyorum ki o zaman bu hikayede göt hala adam. Hiçbir şey değişmedi. Abi adam göt bence de ya. Bence de adam göt yani. Yani mikro penisli kişi değil mi? Onu diyorsunuz göt. Evet abi. Gizlediği için. Evet. Sungur senin var mı bir yargın? Abi ben mikro penisle adama çok yüklenildiğini düşünüyorum. Ne oldu? Senin niye zoruna gitti şimdi? Oo. Ne oldu? Ya, neden böyle bir savunmaya geçtin? Nasıl bir çamura düştüler ikisi de şu anda var ya çok kötü. Hayır az önce adamın... beni çamura düşürmeye evet, çalıştı evet. Çünkü. Aklında iyi tutmuş Pelin. Pelin çekeyim mi sen de aşağı? Pelin ne oldu? Benim penis boyum seni niye rahatsız ediyor? Oha. Ha, hadi bakayım. Lan çekme beni çamuruna yürü git. Ha, hadi bakayım çık oradan çık. Bunlar biz... çok tehlikeli yerler. Sen beceremezsin minnoş dünyanın buraları. Benden uzak dur. Şuşko. Bir şey söyleyeceğim. Yani çocuğun zarfisinden çok ciddi bir sıkıntısı var. Medikal kankam. İşte onu diyorum. Yani bir de siz niye yükleniyorsunuz çocuğa? Program yapıyoruz çünkü program. Öte yandan çocuğun bir penis olmadığını düşünürsek hikayedeki göt kesinlikle çocuk. Evet. Literally. Literally. Like he only has an asshole. Like yeah. O zaman götler üstüne götlerle uğurluyoruz. Hayır sen kendi fikirlerini de söyleyeceksin. Bence de tabii mikro penisli göt. Sen bizi sürekli yani... çamura atıyorsun orada savaşmamızı izliyorsun. Abi ben gerçekten... Bir de yani bunu yaptığı iki formatı var üstelik bir tane diyor. Evet. Çok tatlı oluyor bundan demek. Hayır ama yani ben hadi ötekisinde neyse de burada mesela hiç yönlendirmiyorum. Çamura çok kolay kendi herkes kendi gidiyor. Sadece keyifle izliyorum Yunan yoksa yani. Yani sen şimdi ne diyorsun? Şey mi diyorsun? Mikropenisli olan göt müdür diyorsun? Mikropenisli olan göt canım. Tamam. Mikropenisli olan net göt. Bu arada yani şey empati kuruyorum tabii ki yani. Reddit'te koyduğu, Türkiye'de Twitch'te yayıncılar falan konuşuyor falan. Hani biraz biraz kötü yani ama. Bu çocuğun adı çıkacak zaten bence yakında. Ya zaten baksana şey arkadaşı paylaşmış o arkadaş mikropenisi olduğunu evlendiğini biliyor falan okey yani çıkar zaten de ya çıksa bitse ben öğrenmek istemem. Kim çoğu okuyan kişi de öğrenmek istememiştir eminim zaten arkadaş çevresinde laf olur okey o da kötü ama sen de yani
bunun iletişimi kurmazsan nasıl çözeceksin zaten? Bu hayatta asla problemi çözemezsin. Abi işte bazen çok küçük sırlar böyle büyük olaylara sebebiyet verebiliyor. Güzel güzel. Okey. Şimdi iki tane hikayemiz kaldı. Bir tanesi Xbox'lı. Ötekisi sosyal medyalı. Sosyal medyalının ikisi de böyle geyik daha neşeli falan ama sosyal medyalının biraz daha böyle bir falan kompu. Çok hafif çok hafif böyle bir şey. Öyle bir unsur var. Xbox'lı diyorum ben. Pelin? Fark etmez. Tam Xbox'lı olsun ya. Bilemiyorum çünkü hani hepsini. Evet, evet. Ama bilemiyorum ki ama. Şey için var. Değil yani. Kötü. Tamam abi sor. Bir dakika neydi? Xbox'lı ve ne var? Şimdi ama okey zaten şu an... Hayır söyleyeceksin. Ben kalktı. De kavga edeceğim şimdi diğeri için. Hayır söyleyeceksin çünkü, ben de kavga çıkartacağım. Söyle. Ama yine fark etmez oluyor aslında. Tamam okey. Ben öbürünü istiyorum abi. Ben öbürünü istiyorum. Taktım şu an kafayı. Öbürü de olabilir. Pelin'e katılıyorum. Pelin haklı. Evet. Bence de Pelin haklı. Öbürünü aç şimdi evet. Günhan sen ne diyorsun? Abi ben okey. Tamam öbür olsun. Bak ya. Bak beni sinirlendirme. Benim bir fikrim yok abi. Ya, şimşek gibi güldü. Saygılı şimşek. Olmak için, saygılı olmak için ne yapıyoruz? Ben sizin yaptığına bak yani. Ben kim? Ben kimim ki amına koyayım zaten. Şey yapın abi. Helal. Sağ olun beni buraya aldınız. Allah yapın, razı yapın olsun abi programı. Kenardan köşeden dinliyorum. Kanalın çok anahtarını vereyim abi. Pelin'e yapın siz abi programı. Siz yani ben kimim ki yani? Mert Günhan Sikime Feyhan amına. Neyse. Kötü bir niyetle dememiş ama peki hadi. Okey. O zaman Pelin ne istiyorsun? Xbox. Para istiyorum falan diyormuş. Para ver. Para istiyorum. Ne isteyeceğim? Amına para. Üstümüze para at. Üstümüze para at. Hayır, tamam abonelik dilenmeyin yeter. Hikaye şöyle gidiyor. Geçen gün arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım Xbox'ını getirecek. Onda bir şeyler oynayacağız. Bir şeyler izleyeceğiz diye plan yaptık. Ben evde kardeşimle birlikte yaşıyorum. Kardeşim benden küçük ve çok sinir bozucu. Konsola bakma bahanesiyle odaya girdi. Sonra gitmeyi reddetti. Durduk yere biz film izlerken yüksek sesle Candy Crush oynamaya başladı. Aynı zamanda yatağı da öyle bir yayıldı ki ben gidip en uca oturmak zorunda kaldım. En sonunda Gınar geldi. Kendi kardeşimi bu. Aha. Tamam. Gözleri telefona kilitliydi. Banyoya gitme su altında ayağa kalktım ve suratına osurdum. Kardeşini mi? Bir dakika. Evet. Abi ben anlamadım. Arkadaşıyla Xbox oynamayacak mıydı bu? Evet oynuyorlar tamam mı? Ondan kardeşi konsola bakma bahanesiyle geliyor. Sonra gitmeyi de diyor. Sonra film izlerken yüksek sesle Candy Crush oynamaya başlıyor. Sonra yatağı öyle bir yayılıyor ki sonra karakter gidip en önce oturmak zorunda kalıyor. En sonunda Gına geldi. Gözleri telefona kilitliydi. Banyoya gitme süsü altında ayağa kalkıp suratını osurdum. Ne zaman ne kadar desen o kadar komik oluyor. Öyle bir osurdum ki popom dalgalandı. Arkadaşlar bu arada osuruğa gelen osuruk kadar aklı yoktur ha bunu da diyeyim yani hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Kardeşim popomu tokatlayıp öksürerek ve ağlayarak dışarı kaçtı. Ve bundan zevk aldım mı? Olay annemize intikal oldu bana çok kızdılar. Sakin ol abi ne oldu? Abi olay annemize intikal ettiğinden buna bir yargı mı bu? Ama Yiğitcan güzel. Ağlayarak güzellik... annesinin yanına koştu yüksek ihtimalle. O biraz Yiğitcan'ın güzelliği canım. Ben adil olmadığını düşünüyorum. Sormak istiyorum. Abi susurluk olayı mı bu adil olmadığını düşünüyorum diye. Abi bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu neden
Reddit'e koyarsın ki ben onu anlamıyorum. Yani. Allah aşkına nasıl bu sana bu kadar dert olmuş olabilir ki? bir de yani ben adaletsizlik olduğunu düşünüyorum falan. Sen ne Ergenekon'dan içeri mi aldılar seni oğlum yani? Peki şimdi bir şey sormak istiyorum. Bak bunu özellikle alırken şunu düşündüm. Pelin ve Gülhan ikiniz de küçük kardeşlersiniz değil mi? Evet. Evet. Siz ikinizde ablanız var. Evet. Evet. Ablalarınızdan bu zulümü gördünüz, böyle zulümler gördünüz mü küçükken? Yok ben ablama yapıyordum zaten böyle şeyler. Ben iki kolumdan tutuyordu abi tamam ve beni yatağa yatırıyordu. Tükürüğünü uzatıp uzatıp geri çekiyordu böyle. Ve çok ciddi söylüyorum. Ben bunu yıllar sonra niye yapıyorsun diye sorduğumda ben bir taraftan ağlıyorum tabii bu yaşanırken. Bunu neden yapıyordun diye sorduğumda bana kendisi aynen şöyle bir açıklama yapmıştı. Böyle göz bebeklerin büyüyüp büyüyüp küçülüyordu bir taraftan da ağlıyordun çok komik oluyordu dedi. Abi ben burnumdan sümükleri çıkarıp ablamın üzerine atıyordum sapan gibi. Sonra bak onu yapıyordum, tükürüyordum. Çocuklar çok iğrenç ya. Ya bazen böyle durup sopayla vuruyordum. Ama çok küçüktüm, bayağı küçüktüm. Ablam dövüyordu beni zaten bunların sonunda. Yani ben dayağımı yiyordum yani. Mesela bir keresinde böyle şey, onun bir tane sehpası vardı odasında. Onun altına sürekli olarak ben çizim yapıyordum. Böyle mermer sehpa. Pastel boyalarla çizimler falan yapıyordum. Ablam bir gün çok kızmıştı. Sonra bir sene boyunca onun altında sümüklerimi biriktirmeye başladım. Oha. Bir şey olarak fark ettiklerinde yani, babam dövdü beni. Orası ayrı. Sana bir şey söyleyeceğim. Senin de paranı çalıyor muydu mesela? Elinde diyelim ki bozukluklar var. Getirip senden bütünleri alıyor muydu bu daha çok para diye? Evet evet. Evet ya. Bütün demek o inaylığı tek ben yapmıyormuşum bütün, abi. Bütün bozuklukları bana veriyordu. Senin zaten paraya ihtiyacın olmuyor diye. Benimki tam tersi. Benimki bana diyordu ki kağıdı bana ver o bir tane diyordu. Bak benim elimdekiler daha fazla. Hadi kağıt parayı evet, bana evet ver diyordu. Ben veriyordum ablama. Ben bana diyordu ki bak şıkır şıkır. Bak şıkır şıkır diyordu. Ben salak olduğum için hemen heyecanlanıyordum. Aa bir sürü para diye böyle. Evet, abi, ben bunu de ya. bunu say bak daha fazla kağıt paradan diyordu. Sayıyordum değildi. Ama her seferinde kanıyordum. Peki yani günün sonunda bu hikayede göt kim? Ben ablam yani, girmeden önce sabahları tuvalete girip bak bak ben şunu da yapıyordum. O sıra gerçekten ağır. O sıra yaptığım en yakın şey şu. Sabah ablam okula gitmeden önce hemen ben tuvalete giriyordum. İnanılmaz kokutuyordum tuvaleti. Ya okey canım. Abi bunu yani bilerek bir hani kimyasal savaş olarak yapmıyorsun diye tahmin ediyorum. Hayır bilerek yapıyordum oğlum. Ha. En böyle kokulu tuvaletlerini ona saklıyorsun falan mı? Tabii bayağı iğrenç şeyler yapıyordum yani. Ya bir şey diyeyim mi? Bu hikayedeki göt net kardeş. Çünkü yani oturup da böyle sinir bozmanın alemi yok. Hmm. Ben de çok yapardım bu sinir bozukluklarını ve bunlar bilinçli olarak yapılan evet, hareketlerdi. Evet evet ama çünkü uyarmış mı ya? Uyarmış mı? Uyarmış mı? Yani şöyle ben mesela ben şey yapıyordum. Böyle anime izlerken ya da böyle oyun oynarken ablam arkama geliyordu. Şey yapıyordu gelip böyle sürekli. Atıyorum işte. O Hashimoto-san var bir şey diye animelerde böyle garip garip konuşuyorlar ya. O da onları taklit ediyordu. Ben aşırı uyuz oluyordum. Sonra git diyordum gitmiyordu. Git diyordum gitmiyordu. Ben yani ondan sonra bir takım şeyler yapıyordum. Ama uyarı var mıydı evet yani? Sıfırdan o surağa hızlı geçirmiş değil mi? Evet birdenbire saldırmış abi yani. Abi de çok güzel. Yani gerçekten cerrahi müdahale yapmış yani. Sen Pelin'se o zaman senin son yargın ne? Kardeş göt diyorum ben. Kardeş göt diyorsun çünkü geldi. Ya çünkü bunlar bilinçli olarak yapılan hareketler. Evet ben de çok yapardım bu tarz hareketleri ve sonunda kesinlikle ben de bu tarz hikayeler değil de dayak yediğim ya da gece korkutulduğum şeyler yaşardım. O yüzden net kardeş göt. Yani çünkü ben de sırf götlüğüne yapıyordum bu tarz şeyleri. Günhan? Abi bence direkt osurmaya geçmeden önce tükürmesi gerekiyordu. Yani tükürmüş mü ki osuruyor? Önce tükürsün, çocuk gitmiyorsa osur. Hmm. Yani tükürmemiş Elinin de. Elinin ablasından bu konuda ders alabilirmiş gerçekten. Yani bir uyarı atışı yapılmadan bombayı atmazsın yani anladın mı? Bölgeyi evet boşaltın demesi lazım önce. Bence osuran göt. Sungur? İkisi de göt ya. İkisi de göt. Bu hikayedeki herkes yani göt. Bir aile belli ki bunlar. Bunların babası falan da iyi birisi değil bence yani.
Evlatlar arasındaki tabii abi, evlatlar arasındaki iletişime bak yani. Ne oluyor ki şimdi yani? Vay, bütün aileyi bir anda hikayede olmayan karakterler götü buradaki. Tabii canım, sen nasıl yetiştirmişsin bu çocukları yani? Peki Xbox'ını getiren arkadaş götü mü? Onu yoksa onu kurtarabiliyor muyuz bari? Yani, abi o bir kral bu arada ya. O bir kral bu arada yani. Kimsenin evine de Xbox götürmez. Evet abi. Ya? Arkadaş evine konsol götürmek gerçekten çok kral bir arkadaş hareketi. Tabii tabii. Gerçekten yapın teşvik. Tamam, o zaman son hikayemiz sosyal medyalı. Geçiyorum. Hadi bakalım. Arkadaş grubumuzdaki biri yeni bir ilişkiye başladı. Biz de sevgilisini kollarımızı açtık, bağrımıza bastık. Hep beraber bir gece dışarı çıktık. Bu hep birlikte olacağımız ilk geceydi. Bütün gece takıldık. Akşam bana geçtik, kahve içtik. Sabah da kahvaltı yapıp dağıldık. Ben onu Instagram'dan takip ettim. O beni geri takip etmedi. Abi çok pardon, chat'e bot atıldı da tekrar okur musun? Tabii. Baştan mı alayım komple? Evet evet. Vallahi ya evet. Ben de dinlemedim. Tamam. Şöyle başlıyor. Arkadaş grubumuzdaki biri yeni bir ilişkiye başladı. Biz de onun sevgilisine kollarımızı açtık, bağrımıza bastık. Hep beraber bir gece dışarı çıktık. Bu hep birlikte olacağımız ilk geceydi. Bütün gece eğlendik, takıldık. Akşam benim eve geçtik. Bir kahve içtik. Sonra sabah hep beraber kahvaltı yaptık. Dağıldık. Ben onu Instagram'dan takip ettim. O beni geri takip etmedi. Düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor. Bir arkadaşımın fotoğrafını attığım yoruma kalp bile attı. Ama beni takip etmiyor. Çocuk gibi davrandı. Bu hikayeyi anlatan erkek geri takip etmeyen kadın mı? Yok. O sana kalmış. Anlatırken sana kalmış aynen. Çocuk gibi davrandığını düşünüyorum. Gece içki içerken ve sabah kahvaltıda yakınlaşmış gibiydik. Diğer arkadaşlarımı Instagram'dan takip ediyor. Bence bu bana yaptığı kaba bir şey. Benle derdi ne? Bunu dert ettiğim için yoksa bu hikayedeki göt ben miyim? Abi bir şey diyeceğim. Benim de böyle bir tane arkadaşım var. Yiyip içiyoruz. Bayağı muhabbet ediyoruz, gülüyoruz. Beraber hatta program da yapıyoruz. Adam gelip Twitter'da benim postlarımın altında bir şey de yazıyor. Yani ama beni takip etmiyor. Emin misin? Evet eminim. Hmm. Kim bu ya? Kendisi şu anda burada. Kim ya? Yok artık. Sungur abi. Gerçekten mi? Beni takip etmiyor sosyal medyadan. Ne Instagram'dan ne abi Twitter'dan. Abi beni de takip ediyor ama yani hiç böyle ne fotoğraf beğeniyor ne altına yorum bırakıyor öyle. Hayır benim tweetlerime bazen katılıyor. Bazen de yani ben anlamadım yani. Ben bu hareketin çok göt bir hareket olduğunu düşünüyorum. Peki yani bu sebep yani niye sosyal medyada insanlar birbirini takip etmeli çünkü? Oğlum hayır yani nasıl bir iş bu anlamadım yani. Nasıl hissediyorsun mesela yani böyle bakıyorsun Cansun Gür'ün Twitter profili orada hani follow you back yazmıyor. Yazmıyor evet. Düz böyle tek başına bir evet, evet. Hani following butonu var. Yalnız öyle dokunuyor duruyor. Dokunuyor abi. Dokunuyor mu? Nasıl? Kalbim mi kırılıyor? Anlatsana biraz. Reddedilmiş bize. Hissediyorum abi. Reddedilmiş. Evet. Yani şey gibi çünkü bütün internete baktı. Abi ve... Pelin'i bile takip ediyor yani. Ki Pelin komikli tweet atamıyor falan. Ben komikli tweet atıyorum. Ne? Ben gayet de atıyorum. Ben çok komiyim ve ben komik olduğumu. Sen komik olduğunu mu düşünüyorsun? Aa bacısını yedim. Vay benim ana mı bu? Bacımı yiyemezsin bu sen... arada. Bacım evli bak beni sinirlenme. Bacım üstünden konuşma. Sen komik misin şimdi? Toprağım. Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay 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 vay. Allah Allah. Saat geç değil mi program böyle bugün? Pelin ve Günhan olduğu için program böyle abi. İşte ay Hasan derken ondan bahsediyordu yani. Birinin bir şive yapması, garip bir ses çıkartması yetiyor. Ondan sonra hep beraber 15 dakika arı kovanı gibi ses çıkartmaya başlıyorlar. Bu iletişim tarzı yani müthiş bir iletişim tarzı. Oğlum biz... Bu hikayedeki göt biz miyiz peki? Oğlum biz komedinin yeni jenerasyonuyuz biz. Sen anlayamıyorsun, evet. Yeni diye. Yeni yüz yüz. Ultra şive komedisi. Aynen. Plus plus. Aynen. Plus plus. 1.0'dı biz 1.5 yaptık. Evet abi. 1.5. Helal.
Çok sert ortammış burası. Ben bilseydim ben zaten dilekçe falan yazıyorum bir yandan. Abi kız belki görmemiştir bu arada ya. Bak şimdi aklıma geldi bir anda, fark ettim. Öyle bir şey yok abi. Neyi görmemiştir? Diğer arkadaş şey... Belki takip ettiğini görmedi. Belki kız takip etti zannediyor. Bir şey diyeceğim. That's a goddamn lie. Ya böyle bir şey. Bunu biraz çok fazla takipçin olduğu için böyle düşünüyor olabilir misin Pelin? Çünkü bence atıyorum. Yani bilmiyoruz tabii ki buradaki şeyler, rakamları, ama 300 takipçin olsa fark edersin biri. Kimin çok takipçisi var abi, anlamadım. Yani görece ortalama bir insandan, yok ya Pelin'in en azından Instagram'da kaydır geri kadar var işte. Artık yani kaydır var geri mı? Kadar yok mu? Var. Geçen yaptım. Kaç oldun sen? 28.900. Ne diyorsun? Sen de 28 bin mi oldun? Olmayayım mı? Ne yapayım? Ol canım, hayırlı olsun da. Hayır yani Metu Geeks'e geliyoruz diye de yemediğimiz laf kalmadı. Hey ya, sen evet oraya ya. Hangi sıfatınla çağırmışsın? Sen oraya niye gidiyorsun ben? Ve ben niye gitmiyorum yani gerçekten? Önce bana gelmeleri lazım. Aa, inanamıyorum. Neden beni çağırmasınlar? Sen peki? Eskişehir posterinde bile benden alttaydın. Yani... Yani bence belli bazı yani, şeyler. Yani. Ben bilmiyorum abi. Daha söylüyorum yani. Açık bir ben daha popülerim yani. Neyse, konuşmayacağım bu konu hakkında kimin daha popüler olduğuyla ilgili. Bu arada sen geçen beni tekli fotoğraf attın ya. Belli ki birileri yanmış. Geçen beni tekli fotoğraf attın ya, öyle çok dağıt. Güzel oluyor. Takipçi. Ardılar kan püskürmüş. Ya sen beni teklediğin bir fotoğraf koydun ya geçen gün. Hı hı, evet. Bana oradan güzel takipçi geldi. Daha çok at. Atacağım zaten, atacağım. Mert'i de 10 bin yapalım istiyorum ben. Evet. Ben Turgut'tan önce 10 bin olursam Turgut kesin basur olur. Yani... Bir şey diyeceğim. Turgut eğer şu dakikalarda bizi bir yerden dinliyorsa ya da bunun tekrarını bir yerden dinliyorsa zaten... Evet, dinliyordur yani, abi şimdi, kesin. Yani götünün şu an... Falişkul gibi patlıyor olması lazım. Çünkü ondan başka bütün arkadaşları Twitch'te hep beraber eğleniyor. Yani şu anda onunla olan bir formatı onsuz diğer herkes yapıyoruz falan artık yani böyle gerçekten. Gerçekten o yüzden ya. Turgut için bir çok cerrahi. Bir PS42 yok yani şu an burada. Onları şu an. Hakikaten işte sonat olsa gerçekten Turgut için travmatik bir tecrübe olur mesela şu saatten sonra. Yani şuraya bir sonatı çağırsak. Ama artık yapacak bir şey yok. Kendi sattı. Kendi bulsun. Turgut neden sattı bu arada ben bilmiyorum. Manitasyondur abi. Turgut'un... öyle midir bilemedim. Olarak, resmi olarak program rejisörüne verdiği şey işim var. Okay. Sormadık efendim. Anladım. Şimdi son tahlilde hepinizden son yargılarınızı alıyorum. Pelin. Sosyal medyada beni geri takip etmedi. Yani kız şöyle söyleyeyim, oran verebiliyor muyum kızın götlük oranıyla? Yani minör bir göt, majör bir göt, okey. Ama yani göt de değil. Yani minör bir götlük var burada. Hani kız açısı, ya kız diye tabir ediyorum ama yani. Hangisi? Bilmiyorum artık. Yani şey işte, bu takip etmeyen kişi minör bir göt bence. Okey. Yani çünkü Günhan? Bilmiyorum, denk gelmemiş olabilir, görmemiş olabilir. Bilmiyorum. Belki takip etmek istemiyordur en basitinden ya. Niye terbiyesizlik olsun ki, etmiyor yani, sevmiyor olabilir. Tamam. O zaman senin fikrin mi değişti şu an? Hayır, yok. Yok, gene söyledim. Yani diyorum ya, bir oran olarak yani minör bir götlük, yani çok yüksek oranda bir götlük değil. Evet, evet, götlük ama çok yüksek oranda değil yani. Çünkü istememiş olabilir yani, takip etmek istememiş olabilir. Abi bu dünyada bir insanla aynı ortamda bira bile içtiysen hemen takip etmen lazım o kişiyi. Yani ya bence takip etmemesi büyük götlük. Takip edeceksin abi. Bu kadar basit. Bence hikayede göt yok, sadece bir tane ardı yanık var. Çok komik amına koyayım lan. Au. Neden oluyor? Ne oldu ya? Neden oluyor? Sakin ol yavru kurt. Hikayeyle ilgili bahsetmiştim. Ya ben bir şey demedim. Konuğumuzdur bizim. Ben bir şey demedim. Allah Allah, çok kötü oldu. Niye böyle oldu?
reset... Kim ya, bunu nereden buldunuz ya siz? Reset butonuna bassak mı, ne yapsak bir for hard reset? Ne kötü olmuş bu. Kapat aç yapalım değil mi? Evet evet. Son yargın ne kanka peki Günhancığım? Abi takip etmeyen göt. Takip etmeyen... ben o takip etmeyenin ta ağzına sıçayım. Karşındaki insanın bir da biraz... Bir ağla bağırı spemi alabilir miyiz? Karşındaki insanın da hislerini düşüneceksin abi böyle şeylerde. Ben olsam hemen fişek gibi takip ediyorum pampalarımı. Bence de zaten şunu da söylemek istiyorum. Allah bu gibi günler için mute fonksiyonunu yarattı. Yani bu tip sosyal durumlardan... Onlar daha şerefsiz. onlar şerefsiz vatan hainleri. Öyle şeyler yapanlar. Abi niye yani, takipçi işte takip rakamsa derdi. Rakam duruyor. Ben senin bütün mi? Bak hala yapmıyorsun. Ben senin bütün fotoğraflarını like'lıyorum. Tamam mı? Koyar koymaz. Tamam. Ne koyarsan koy ki çok kötü fotoğraflar çekiyorsun. Yani evet. Allah kahretsin, bakkal gibi Instagram'ın var. Ama yani buna rağmen belki Instagram Aesthetics Extraordinaire like'lıyorum evet. Yani senin postlarını. Sen benim bir foto... Ulan ben kendimi koyuyorum, köpeğimi koyuyorum. Ne günahım var? Beni de like'la. Ben ardımı mı koyuyorum? Ben mememi mi koyuyorum? Ben ölü balık gibi poz veririm. Oh, işte böyle olmayan da fotoğraf çekmesin yoran yediklerim falan gibi hashtag mi atıyorum? Yok. Biz hashtagsiz. Hashtagsiz biz kedimizi köpeğimizi Allah koyuyoruz. Allah. Hashtag yarrağını yedikler. Senin ben yarrağını yedim. Nasıl gel bakayım buraya. Aa ne, benim yarrağım yok yalnız. Yılmaz şeyler yaşanıyor. Apex yayınına döndü hakikaten bizim yani. Evet gerçekten de. Ya siz bir noktadan sonra sadece birbirinizin anlayabileceği bir frekansta mı konuşmuyor? Yani ses olarak öyle bir desibelde mi çıkarmaya basıyorsunuz? Bir muhabbetin atlanan birkaç yeri var gibi geliyor dışarıdan takip ederken. Çok enteresan. Evet evet. Allah Allah. Ben de hissediyorum onu. Bunlar manyak. Gerçekten helal olsun ama yani. Ben bu arada kanaatimi belirtmek istiyorum bu son şeyi. Ondan sonra kapatalım programı yavaştan. Tamam. Bu kesinlikle sosyal medyadan takip etmeyen değil, bunu kuruntu edilen göt. Çünkü sal. Yani bu senin mesleğin değilse takipçi ile ilgili bir kaygın olması bana çok saçma geliyor. Herhangi bir koşulda. Ne önemi var yani, takip etmiyor beni. Ben senin ağzına sıçayım. Bu kadar diyorum. Tamam oğlum işte ediyorum ya. İşte her yerde ediyorum takip. Yok abi etme artık. Tamam. O zaman var mı son diyeceğiniz bir şeyler arkadaşlar? Yok abi. Yok ben... ilginç bir program. Yok. Evet. Ben kankalarımın fotoğraflarını like'lamaya bence devam güzelmiş ederim. Bence güzelmiş bu arada. Ben çok beğendim. Turgut gelmediğinde beni çağırın. Tamam. Ya Turgut gelmediğinde değil sırf. Eğer Mert'in de bir iş çıkarsa arayabilirsin. Tabii Turgut yani böyle eğer başka işlerini arkadaşlarına ve izleyicilerine olan sorumluluklarının önüne koymayı devam edecekse tabii. Turgut yani niye gelmedi? Aşırı... Turgut niye gelmedi bu arada? Turgut niye gelmedi? Niye gelmemiş abi? Turgut'un hayatta önceliklerini herhalde soruyorlar. Anladım. Kesinlikle bize yer bulamayız diye düşünüyorum. Bizi sattı. İşim var dedi. Demek ki o işi daha kıymetliymiş bizden. Ama Pelin yani sen sık sık gel programa. Turgut'un sık sık iş çıkarsa. İnşallah abi. Turgut'a güzel işli hayatlar diliyorum. Evet. Hayırlı işler Turgut'a da inşallah. En iyisi olur. Niye böyle dedin ki? İmalı. Niye böyle bir şey dedin? Sen bana programa başlamadan önce benim çok canım çekmiş tam hep beraber program yapacağız diye geldi bana diyor işi yalan borcu olsun. Abi işim var. 3 saat önceden satış mı olur? Gönlüm. Anladım. Çok haklısın. Bu hikayedeki yani gecenin 11'inde işi çıkmış olacak ki herhalde doktora falan gitmesi gerekti. Gecenin pastahaneye gitmesi gerekti belki. Poğaça falan alacaktır ertesi sabah. Yani. Ya felasız yok. Yani okey ben tribümü attım, rahatladım. Bu saatten sonra da artık lafını etmem. Okey. O zaman herkesin gözlerini öpüyor ve elveda diliyoruz izleyicilerimize. Ondan önce bit boncuk okuyacağım. Tamam. Aynen. Biraz artık şunları öğren. Pardon.
Biraz yani burada sen biraz öğrensen de arada şey ama yok ya aman boş ver. Ne? Söyle bakayım. Söyle ne diyeceksin? Ya yok. Lafımın ortasında yoruldum ya. Comeback falan şey yapasım gelmedi. Haklısın. Devam et. Bana laf mı sokacaktın? Evet evet. Sonra ama yeterince kendimi haklı hissetmedim ve ortasında enerjim bitti abi. O aferin abi. Aferin delikanlı. Hep bundan sonra böyle iki kere düşün. Çağlar Alperen 5 lira göndermiş. Demiş ki Yiğitcan GG'yi kullananlar Good Game'i bilmediği için biraz Game Over anlamında kullandılar. Yayın GG yayın gitti gibi. Diye seni okay. Sana şey yapmış. Bunun dışında da abonelerimiz kimler? Abonelerimiz de ZZ'den, DesuX, Dağçınar, Melkaron, K. Barank ve Abner Ignatius Box abone olmuş kendilerine. Çok teşekkür ediyorum yayını destekledikleri için. Bit boncuk atan herkesin zaten otomatik olarak okunuyor. Bu hikayedeki göt ben miyim? Bu gecelik sizleri artık veda ediyoruz. Sevgili Turgut'a da her nerede yaşanıyor ve yaşatıyorsa İnce'yi gördün mü? ona... Bir şokopop mu geçsek ya? Abi evet ya bu arada bir şokopop olur yani bir video ben izleriz. Ben PC'de değilim ama. Öyle mi? Sen PC'de değil misin? Sen telefonda mısın? Evet ben telefondayım. Öyle mi konuştum it? Evet bir şey öyle mi konuşuyorum ben? Tetik Show bu arada bayağı böyle konuşuyorsun abi. Ya yürü git be. Hayret bir şey. Ben bildiğim bir barzo gibi konuşuyorum. Sus. Evet. Pelin'in ne kadar çekici bir kadın olduğunu bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Pelin bir baharcandan patlat da keyfimiz yerine gelsin. Ondan sonra da Yıldız Tilbe patlat. Ya hayır istemiyorum. Ya bir daha yapsana. Başka bir şey daha uzun. Özür dilerim Can Sungur Bey. İğrenç. Ya. Ya bir de Yıldız Tilbe. Hayır onu şu an yapamam. Hayır yap. Bir de hayır. Tamam Yıldız Silve'yi çok oldu son zamanlarda. Biraz şey edelim dillendirelim. Hayır abi bunları on demand yapabilmesi gerekiyor yani. Ya hayır sen ya. Bunu, istemiyorum. Bu kadın ya senin eğitmeni olduğun bir maymun mu? Yok abi beyaz hatırladım kadarıyla kendisi. Oo. Gangsta. Gangsta. Tamam. Banlandık. Hadi ben banlandı abi. Banla sen şu an bittin ki ben rapor ettim bile seni. Rapor ettim. Vallahi ben de seyircilerden rica ediyorum bir rapor ederseniz. Yani Gülben banla. Ergen 1, Mert Günhan 2 abi bu ne? Allah aşkına. Evet, Allah'ınız varsa rapor etmezsiniz diyorum ben de. Evet. Hepinize iyi geceler diyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi geceler. Vallahi bence bir rapor çalışır çocuklar siz bir